İyi replik oyununuz var. Ya bir öğretmen, bir sınıf öğretmeni özellikle sınıfında çocuklarının yanında kılıktan kılığa girebilmeli, oynayabilmeli. Hocam gel, hocama bir alkışlayın. İşte hocalarım ya, bu kadar ya. Evet, 1-2-3, 1-2-3. Gel kızım. Evet, Hunay sen gel. Tamam. Şimdi çocuklar, oynayacağımız oyun iğne iplik. İğne iplik. Evet, aşağı doğru inin. Bak, arkadaşlarınız göremiyormuş. Çocuklar, eskiden bu televizyonlar olmadığı dönemlerde komşuluk ilişkileri çok iyiymiş. Komşular birbirlerine oturmaya giderlermiş. Evet, şöyle yapalım. Şöyle yapalım, dur şunun ipini koparayım ben. Heh. Şöyle çıkarayım. Şimdi bu oyun, eskiden bayanlar bir yerde otururlarmış, erkekler bir yerde. Anneler kız çocuklarını hayata hazırlamak için böyle iğne iplik diye bir oyun türetmişler. Kalabalık olduğu zaman böyle ellerine birer iğne gruplandırıyorlar, birer iğne veriyorlar. Heh. İğne deliğinden ipliği geçiriyor, ucunu eşit hale getiriyor, ondan sonra yanındakine veriyor, o çıkartıyor, en sondaki delikten ipliği geçiriyor, hazır hale getiriyor ve ucuna düğüm, yani tam dikişe hazır hale getiriyor, düğüm atıyor. Tamam mı? Hocam sizi de en sona alalım isterseniz, tamam oradan başlayın, tamam oradan, bu sefer buradan başlasın. Tamam, bir kalabilir hocam, bir tane yeterli, şunu al kızım sen, ha, onları bana ver. Hocam şöyle, evet, hani ipi eşitliyoruz, düğüm atıyoruz, dikişi hazır hale getiriyoruz. Böylelikle eğer kim kazandıysa, o gün kayısı kurusu vesaire, ceviz, iğde onlardan verilermiş. Şimdi başlıyoruz müzikle beraber, 1-2-3 başla! Müdürüm beni